Bütçe sunumu sırasında aile diş hekimliği uygulaması hakkında da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Sağlıkta dijitalleşmede geldiğimiz noktayı örnek alan birçok ülkeye destek veriyor, bilgi ve tecrübe ihraç ediyoruz. Uzaktan sağlık hizmeti ve giyilebilir mobil teknolojiler ile sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme geçiyoruz. Aşı ve biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfz-ı Sağ'ı yeniden inşa ediyoruz. Dünyada nadir örneklerden biri olacak şekilde devletin şefkat ve merhamet elini bir kere daha büyüklerimiz için göstererek 85 yaş üzeri tüm büyüklerimizi kendilerinden sorumlu olacak bir hekime emanet ediyoruz. Dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını ülke sathında yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız. Sağlıklı nesiller için normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Bağımlı hastalarımızın yaşama sarılmasını kolaylaştırılacak tam donanımlı bağımlılık danışma arındırma ve rehabilitasyon, kısa adıyla bahar merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Özel çocuklarımızın sağlık temas noktasını oluşturacak çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezlerini yani ÇÖZGEM'i her ilde açıyoruz. Binler